Ya ben inanamıyorum. Ya gerçekten onun öldüğünü nasıl inanırlar? Belki de ölmüştür. Belki de ben başka biriyle konuşuyorumdur. Ya bunlar gerçek mi? Şu an gördüklerime inanamıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Burak. Bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda ne yapacağız? Başlıktan da gördüğünüz gibi mucize Uğur Böceği ile ne yapacağız? WhatsApp'tan konuşacağız. Bakalım başımıza nasıl olaylar gelecek? Gerçekten ama gerçekten çok merak ediyorum. Ve video başlamadan önce aşağı taraftan videoya bir like atarsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Bu video sizlerden 24 saat içinde tam tamına 1250 like bekliyorum. Eğer 1250 like gelirse yine mükemmel videolarımız kaldığı yerden kesinlikle gelecektir. Biliyorsunuz ki ben dün gece 3'te Mucize Uğur Böceği oyununu oynadım ve bir anda beni görüntülü aradılar. Acaba neden böyle oldu? Yani oynadığım birçok oyunda gece 3'te oynarken bir anda karşımıza kötü şeyler çıkabiliyor. Yani bunu artık öğrenmek istiyorum. Soracağım, acaba neden böyle karşıma falan çıktı diyeceğim. Bu arada numarasını nereden buldun diyecek olanlar olur. Biliyorsunuz ki dün beni gece 3'te WhatsApp'tan görüntülü aradı ve ben de numarasını hemen kaydettim. Şimdi ise onunla WhatsApp'tan konuşacağız. Bakalım neler olacak, gerçekten çok merak ediyorum. Mutlaka videoya like atın ve yorumlara Mucize Uğur Böceği yazan herkese kalp atacağım. Mutlaka yorumlara Mucize Uğur Böceği yazın ve beni Instagram hesabına takip ederseniz gerçekten ama gerçekten çok mutlu olurum. Altta çıktığı gibi Burak Memix 1. Eğer beni Instagram hesabına takip ederseniz yaptığım canlı yayınlardan, yaptığım çekilişlerden ve videolarım ne zaman geleceğinden anında haberdar olabilirsiniz. O zaman size az evvel gelmeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle Mucize Uğur Böceği'ne merhaba diyerek başlayalım. Merhaba. Evet, merhabamızı dedik ve Mucize Uğur Böceği yaklaşık 6 dakika önce WhatsApp'ta aktifmiş. Şu an 14.09, 7 dakika oldu ve hemen de mesajımızı gördü. İşte bu. Merhaba. Nasılsın? Bu arada siz Mucize Uğur Böceği filmini izliyor musunuz? Yorumlara yazın. Merak ettim. Bakalım takipçilerimin ne kadarı bu filmi izliyor. Ben izlemiyorum ama güzel bir filme benziyor. Videodan sonra hemen izleyeceğim. İyiyim sen? Pek fazla iyi değilim. Pek fazla iyi değilim dedim. Bunun nedeni ise ne biliyor musunuz? Ya dün gece beni aradılar. Bunun nedenini de bilmiyorum. Ya gece sabaha kadar yatarken bunu düşündüm. O yüzden iyi değilim diyebilirim. Neden? Beni dün gece aradınız. Ve sabaha kadar bunu düşündüm. Nedenini öğrenebilir miyim? Ya sabaha kadar bunu düşündüm, o yüzden nedenini öğrenmek istiyorum. Yaz bakalım. Kaçta oynadın oyununu? Gece 3 civarı. Gece 2.30'da falan başladım işte. 3'e doğru oynadım. Aynen 3'te kesin oynadım yani. 2.30-3.30 civarı. Evet. Bakalım ne diyecek? Kaçta oynadın oyunu dedi. Yani ne alaka? Bu oyunu oynayınca bir zaman dilimi içerisinde mi oynamalıyız? Hımm dedi. Cevabınız? Ben bunu soru soruyorum. Bu bana hımm diyor. Ne alaka şimdi? Gece 3'te oynayanlardan bazı kişileri seçip arıyoruz. Sen de denk gelmişsin. Korktuysan kusurumuza bakma. Yok hayır hayır, korkmadım. Sadece merak ettim. Yalnızca merak ettim. Evet, bir de kalp gönderdim ona. Şimdi ne desem? Hey anladım diyor. Kara kedi yanınızda mı? YouTube'dan böyle birkaç Mucize Uğur Böceği videolarına falan baktım. Filmin tam adı Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi'ymiş. Ne kadar uzun adı var lan. Şimdi bu Mucize Uğur Böceği kim acaba? Keşke bir araştırsaydım. Ve Kara Kedi kim? Kara Kedi kim oluyor ki? Herhalde Mucize Uğur Böceği'nin kedisi mi lan? Bilmiyorum. Bence öyle olabilir. Hayır, şu an değil. Anladım. Oyununuzu çok beğendim. Evet, biraz onu övelim ki. Ama cidden de oyununu çok beğendim ya. Harbiden de güzel oyundu. Teşekkür etti.
Çok kibar değil mi ya? Bu arada şimdi bazıları diyecek ki saçların ne olmuş öyle? Ne olmuş sizce? Sizce saçlarımdaki değişiklik iyi olmuş mu? Lütfen ankete katılın. Sizin yorumunuz benim için çok önemli. Katılın ankete. Evet, şu anda yazıyor. Biz onu bekliyoruz. Haydi bakalım, yazsın bakalım. Şu an cidden saçımı bağladığım için çok mutluyum. Çünkü yaz yazarken falan saçım böyle gözümün önüne düşüyordu. Çok kötü oluyordu lan öyle gözüme düşünce. Göremiyordum önümü. Evet, en son bir şeyler yazıyordu. Sonra ne oldu? Yazı yazmayı mı bıraktı? Ne yazsam ya? Ne yazsam? Yaşınız kaç diyeyim? Yaşını merak ettim cidden. Acaba kaç? Çizgi filmimizi de izliyor musun? Hayır. Ama artık izleyeceğim. Bayanların yaşı sorulmaz bilmiyor musun? Oha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sorumuzu cevaplamadı. Harbiden daha bayanların yaşı sorulmaz. Ben neden buna yaşını sordum ki? Bir atasözümüz var. Erkeğin maaşı, bayanın yaşı sorulmaz. Hayır dedim. Bana böyle temkinli bir emoji attı. Neden acaba? Evet. Unutmuşum. Unuttuğumu söyledim. Çok kaliteli bir çizgi film. Rating sıralamanız nasıl? Acaba bu film bayağı tutuluyor mu? Rating sıralamasını merak ettim. Benim bildiğim kadarıyla şu an dünyada en fazla izlenen çizgi film Maşe ile Koca Ayı. YouTube'da bir videosu var Maşe ile Koca Ayı'nın. 3,5 milyar izlenmiş. Düşünün bakın, 3,5 milyar. Dünyanın nüfusu 8 milyar. 3,5 milyarı bu çizgi filmi izlemiş. Cidden bu bayağı fazla. Hatta YouTube dünyasında en fazla izlenen 3. klipler arasında. Yani 1. Despacito müziği, 2. başka bir müzikti. 3. mü 4. mü ne işte, Maşe ile Koca Ayı çizgi filmi. Yani düşünün, bir çizgi film dünyadaki çoğu şarkıdan daha fazla izlenmiş. Ya 3,5 milyar ne demek? Türkiye'de bile en fazla izlenen, yani en fazla dinlenen müzik Aleyna Tilki'nin müziği, 450 milyon falan. Bu Maşe ile Koca Ayı çizgi filmi 3,5 milyar. Bu cidden çok yüksek bir sayı. Çok iyi demiş. Birçok popüler çizgi filmi geride bırakıyoruz her zaman. Wow. Bir de iddialı konuşuyor, farkında mısınız? Böyle göz falan kırpmış. Lan hayırdır lan, bir de göz kırpmış. Lan sen var ya sen. Burak dedi. İyi ki mesaj attın. Neden ki? İyi ki mesaj attın diyor. Saçım önüme mi düştü? Öyle hissediyorum. Neyse, düşsün o. Benim de moralim çok bozuktu. Neden ki? Oha. Burak iyi ki mesaj attın. Benim moralim bozuktu dedi. Cidden şu an merak ettim. Nedir acaba bunun sorunu? Orada iyi ki dedi ya. Birazcık da olsa mutlu oldum ya. İyi ki. Yani çok mutlu. Resmen orada mutluluğunu dile getirmiş. Gerçekten uzun zamandır hiç bu kadar üzülmemiştim. Üzülme nedenini öğrenebilir miyim? Merak ettim şu an ya. Hakkımda öldü falan demişler. Oha. Nasıl ya? Şu an bize bir tane video attı. Hatta bak bu videoda bile var demiş. İzlerken hep ağladım. İzninizle bu videoyu açıyorum arkadaşlar. Bekleyin, şu anda yazıyor. Ama ölmedim diyor. Zaten ölsen benimle konuşamazsın. Açıyorum o zaman videoyu. Ölmedim, yaşıyorum. Yıkılmadım, ayaktayım. Neyse, açalım. Balin diyor, oynamak.
Kedi bekle diyor. Uğur böceği diyor. Uğur böceği diyor hala. Herhalde Uğur böceğine sesleniyor. Sürekli Uğur böceği diyor. Bu da ne? Şu an hiçbir şey anlamadım. O da ne ya? Yerde mi yatıyor? No no no. Hayır 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 diyor. Lütfen uyan. Kafasında kanlar var. Kapat şu kaydı. Ya gerçekten o öldü mü? Ya gerçekten o öldü mü? Ya ben inanamıyorum. Ya gerçekten onun öldüğünü nasıl inanırlar? Belki de ölmüştür. Belki de ben başka biriyle konuşuyorumdur. Ya bunlar gerçek mi? Şu an gördüklerime inanamıyorum. Ya ne oluyor ya? Ne oluyor? Belki de o gerçektir. Belki de ben şu an başka biriyle konuşuyorumdur. Bunlar gerçek mi? Bunlar gerçek mi? Bunlar gerçek mi? Ben şu anda kiminle konuştum? Ben şu anda kafayı diyeceğim. Delireceğim lan. Ben kimle konuştum? Ya kapat şu kaydı. Ben video falan çekmiyorum ya. Ya ben video falan çekmiyorum. Ölmüş o, ölmüş. Serdar. Gel bir. O ölmüş. Kim ölmüş lan? Kim? Mucize Uğur böceği. Lan nasıl ölmüş lan Mucize Uğur böceği? Nasıl ölmüş? Serdar ölmüş, ölmüş. Ya ölmüş, o ölmüş. Abi nasıl ölmüş abi? Abi nasıl ölmüş? Öldü diyorlar, öldü diyorlar. Ya Serdar öldü diyorlar. Ya ölmüş lan o. Ya 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 ölmüş lan. Ya ben bittim lan, onu kim öldürdü? Ya Serdar ben gidiyorum evden. Ben